Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, Sayın Adnan Oktar'a hediye ettiği asanın silsilesini anlatıyor. Uygun görürlerse bu mübarek asanın hikayesini, silsilesini biraz daha detaylı olarak zatenizden istirham edebilir miyiz? İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hoca Efendi çok salih bir insan. Cenab-ı Allah kuvvetini artırsın. Allah dostları öyle öte beri şeyi elinde taşımazlar. Elinde taşıdıkları bir şey varsa o da çok kıymetlidir. Hazret Kadasallahu Resulullah Aliye Hazretleri dediğimiz mübarek zat, kendisi Tillo'da. Nakşibendi silsilesi Abdurrahman-ı Tahir Hazretlerinin halifesidir. O mübarek için anlatılan rivayetler var. Bir dervişi gördüğü bir mana üzerine, bir rüya üzerine dağa çıkıp bu gül ağacını buldu. Ve o gül ağacından o bastonu asa olarak kesip şeyhine getirdi. Muhammed Ziyaüddin Hazretlerine. Şeyh Muhammed Ziyaüddin Hazretleri oğlum onu mana aleminde bize göstermişlerdi. Bir gün bu asa ehlinin eline geçtiğinde yeşerecek demiş. Çok önemli bir asadır. O asayı yanından ayırmadı rivayet ediliyor. Önemli irşatlara çıktığı zaman, hizmetlere çıktığı zaman o asayla çıkarmış. Hanesine döndüğü zaman o asayı baş hizasının üstünde bir yer yaptırmış, orada taşırmış. Biz o günleri yaşamadık. Sadece duyduk bunları yaşayanlardan. Daha sonra kendisi bugün Suriye'nin Kamışlı şehri demiş olduğumuz şehirde bulunan Şeyh Ahmed el-Haznevi Hazretlerine o asayı hediye olarak gönderdiğini biliyoruz. Abdülhakim Hüseyin Hazretleri demiş olduğumuz zat, zamanın gavsu olan, şu anda silsilesi hala menzilde devam eden, türbesi de orada olan o mübarek zat, o günün şartlarıyla yalın ayak olarak sınırdan geçip Şah-ı Hazne'ye ders almaya gidermiş. Onun mürididiydi. Ve orada irşat oldu. Vakti geldiğinde bir gün bir rüya görüyor Gavs Hazretleri. O rüyayı Şah-ı Hazne'ye anlatıyor. Diyor ki sultanım, haşa huzur utanarak söylüyorum ama sizin bahçenizde bir kuyu varmış. Ağzına kadar su dolu. Eğildim, o suyun hepsini içtim. Daha sonra siz ve evlatlarınız aklıma gelince merhameten diyor bir miktarını bıraktım ağzında, kuyuda. Ve öyle uyandım deyince Şah-ı Hazne Kadasallahu mübarek buyuruyor ki Abdülhakim, elhamdülillah diyor, sen makamına erdin. Vaktin sahibi sensin. Merhamet etmişin, bizim silsilemize, evlatlarımıza da biraz ilim, hikmet ve irfan bırakmışın. O ona işarettir dedi. Ve bu arada bu asayı hediye ettikleri söyleniyor. Gavs Hazretleri mübarek bu asayla doğuda çok köyleri, kasabaları ve şehirleri irşad etmeye gitmiş. Yaz günü, kış günü hep yanından ayırmamış onu. Hatta yanında bazı dervişler anlatıyorlardı. Biz o dervişlere yetiştik. Onları gördük. Bizzat kendilerinden dinledim. Doğuda köprü yoktu diyorlar. Dereler öyle deli akardı ki Gavs Hazretleri, hatta Molla Yahya Hazretleri Üsküdar'daki zat onun halifesidir. Aynı zamanda ona da müritlik yaptım. Onda da terbiyemi bitirdim. Maşallah. O mübarek zat dahi derdi ki fakirdik diyor o zaman. Gavs Hazretleri haşa huzur eşekisine biner de doğulu olduğu için öyle konuşuldu. Ben de yanında yayan yürürdüm. Gittiğimiz yerde fakir insanlar bir odada onu misafir ederler. Ben de derdi yanında eşekle beraber haşa huzur ahırda yatardım diyordu mübarek. O mübarekten de duydum şu gül ağacından olan asayı yanından ayırmazdı. Ne yolda kaldık, ne eşkıyaya rastladık, ne de vahşi hayvan. Hiçbirisi bize bir zarar veremedi. Maşallah. Ama hakiki hikmetini Allah bilir diyorlardı mübarekler. Daha sonra Sultanımız Muhammed Raşid Hazretleri tahta oturduğunda 1972 senesinde hanedeki emanetler ona kaldı. Bu sultan çok acayipti. Bütün herkes de biliyor ki ülkemizin dünyanın her tarafından akan insanlar onu ziyaret ediyor. Maşallah. Maşallah. O mübarekte
Balkanlardan öteye çok büyük hizmetimiz oldu. Bir seferinde gene böyle bir kış günüydü. Onun yanına ziyaretine gittiğimizde seyitlerimizin çoğusu küçüktüler o zaman. Şimdi Bilvanis'te şeyhlik yapan oğlu Şeyh Seyit Fevzettin Hazretleri vardı. Evet. O mübarek o gün Adıyaman'daydı, menzildeydi. Bir meseleden dolayı aşağı inmişti. Şeyh Efendi de bize bir sohbet anlattı. Avrupa'daki yapılacak hizmetlerden dolayı. Ondan sonra uzandı, o asayı aldı. 79'un 8. ayı. 79 senesinin 8. ayı olsa gerek Allah-u Emre'm. Oğlum dedi, bu asayı yanından ayırma. Bir yere giderken, bir iş olurken bu sende bulunsun. Vakti gelince de sahibine emanet edersin deyip Subhanallah. O şekilde o mübarek zat bana emanet. Subhanallah. Allah'a emanet. Önemli bir asadır. Biz garip bir dervişiz. Estağfurullah. Kul olmak için uğraşan kul Ahmet'iz. Estağfurullah. Emanet bize verilmişti ve bize de o sır söylenmişti. Maşallah. Subhanallah. Biz de inşallah baktık ki bu hizmetlerinden dolayı, gayretlerinden dolayı inşallah zahirde komutan olur diye Adnan hocamıza o asayı herhalde emanet oryadır diye kendisine gönderdik. Estağfurullah, teveccühünüz. Asanın silsilesi böyle. Maşallah, elhamdülillah. Allah sizden razı olsun hocam. Sizden de. Maşallah, subhanallah.